Bize hayal kurun diyorsun hocam. Biz kurduğumuz hayalleri o kadar çok düşürdük ki suya. Nasıl olsa olmayacak. Bizim düşlediğimiz ne varsa bu hayatta başkaları yaşayacak. Arka sıradakilerin rüyaları başkalarının gerçekleri olacak hocam. Ahmet'in yıllar kimin umrunda? Tek der aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of. Tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of. Mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Size soruyorum. Benden ne istiyorsunuz? Seni dinliyorum. Benden ne istiyorsun? Oktay. Oktay, başka bir yerde konuşalım lütfen. Neden? Beni aramıyor muydun? Buradayım işte. Kendi ayaklarımla geldim sana. Anlat. Bilmem gereken ne varsa bilmek istiyorum. Lütfen çıkalım buradan. Lütfen. Hadi. Bana bir açıklama yapmadan hiçbir yere gitmiyorum. Şimdi yeri ve zamanı değil. Şimdi anlatacaksın. Kimsin sen? Benimle ilgin ne? Beni nereden tanıyorsun? Uyandığında söyledim ya. Seni tanımıyorum. Saldırıya uğradığın sırada ben o civardaydım. Birkaç kişi tarafından yaka paça denize atılmıştın. Ben yetişene kadar arabaya binip kaçtılar. Seni denizden çıkardım. Oktay, daha önceden sana bunları anlattım ya. Oktay bunları burada konuşmayalım. Lütfen benimle gel. Hayır, hadi. Hiçbir yere gelmiyorum seninle. Akşam alsaydık ya cüzdanını Gamze. Ya her şeyim içinde sanırım. Kimliğim, kartlarım. Evde kimse var mıdır? Merak etme, benim anahtarım var. Ha, iyi bari. Önce beni kurtardığını söyledin. Sonra benden kurtulmak istedin. Öldürtecek miydin beni? O gemiye binseydim ne olacaktı ha? Beni orada tedavi ettirmek falan değildi değil mi amacın? Asiye neden beni kaçırmak zorunda kaldı? Neden kurtardı beni senin elinden? Lütfen sessiz ol. Asiye hakkında sana söylemem gereken çok önemli şeyler var. Artık söylediklerine inanmıyorum senin. Benden ne istiyorsun? Neden beni önce kurtarıp sonra kurtulmak istedin benden? Lütfen. Bak, sandığın gibi bir durum yok ortada. Aklın çok karışmış senin. Bilmediğin çok şey var Oktay. Bak, hepsini anlatacağım sana. Hepsini anlatacağım lütfen. Anne, kim geldi? Bir arkadaşım Safet. Şimdi gidiyor zaten. Oğlun değil mi? Onun beni görmesinden korktu. Hayır, sadece... Ne? Çıkalım buradan. Beni kurtardığını bilmiyor değil mi? Ne yaptığından haberi yok. Ya sen nasıl birisin ya? Amacın ne senin? Benden ne istiyorsun? Sesini yükseltme, rica ediyorum Oktay. Söz veriyorum, bak her şeyi anlatacağım sana. Ne zaman anlatacaksın? Seni dinliyorum. Yok mu söyleyeceğim bir şey ha? Hadi. Bak, çıkalım buradan, anlatacağım her şeyi. Ben aileni buldum Oktay.
Aileni buldum Oktay. Seni onlara götüreceğim. Sana zarar vermek istemedim hiçbir zaman. Bak, amacım seni onlara kavuşturmaktı. Ahmet seni yurt dışına tedavi için çıkaracaktı. Ben de bu arada ailene ulaşmaya çalışıyordum. Yalan söylüyorsun. Doğru değil bu. Bak Oktay, bunu öğrenmenin tek yolu benimle gelmen. Lütfen, lütfen hadi. Neredeler şimdi? Oktay, onlara kavuşacaksın. Ama bak, şimdi buradan çıkmamız gerekiyor. Lütfen, lütfen Oktay, hadi. Hadi çıkalım buradan. Hemen bin arabaya. Çabuk. Arkadaşımı bırakmam gerekiyor. Gamzeciğim, bozuk param var yok mı? Yok canım. Siz eve geçin. Ben hemen geleceğim. Tamam. Verdin mi? Verdim, verdim. Anne. Anne. Efendim oğlum. Anne, her şey yolunda mı? Hı, merak etme. Arkadaşımı evine bırakıp hemen dönüyorum. İyi, tamam, peki. Zahmet. Ne arıyorsun burada? Cüzdanımı unutmuşum ya. Son anda fark ettim. Beni arasaydın geçerken bırakırdım okula. Yok canım. Ben geldim işte. Alayım, hemen çıkalım. Olur. Çabuk ol, geç kalmayalım. Tamam. Girsene. Niye durduk? Bu da yalandı değil mi? Beni evden uzaklaştırmak için uydurduğun bir yalan. Hayır, doğru söylüyorum. Onları buldum. Neredeler o zaman? Seni onlara götüreceğim, merak etme. Sana inanmıyorum. Neden yalan söylediğimi düşünüyorsun? Çünkü sana güvenmiyorum. Gizli kapaklı işler çevirdiğini biliyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştığını da biliyorum. Benim için iyi olmayacak şeyler. Nereden çıkarıyorsun bunu? Seni iyileştirmeye çalışıyorum sadece. Hep bunun için uğraştım. Bunun için hep Asiye uğraştı. Asiye mi? Asiye'nin neyin peşinde olduğunu bilmek ister misin? Neden seninle bu kadar ilgilendiğini merak etmiyor musun? Asiye beni korumaya çalışıyor. O senin yapacaklarından korkuyor çünkü. Onun planlarına engel olacağımdan korkuyor. Ne planı ya? Neden bahsediyorsun sen? Sen onun için bir denekten başka bir şey değilsin Oktay. Deneyi için bulunmaz bir nimettin. İkimizi de kandırdı. Senin için sağladığım imkanlardan, deneyleri için gerekli o tıbbi malzemeler, ona ödediğim paralar, sen, senin düştüğün durumdan faydalandı. Çok saçma bir yalan bu. O beni hayata döndürdü. Şimdi de hafızama kavuşabilmem için uğraşıyor. Tedavi ettiriyor beni. Onun bütün amacı iyileşip aileme kavuştuğumu görmek. İyileşebildin mi peki? Hı? Bir şeyler hatırlıyor musun? Daha başındaydık tedavinin. İyileşebileceğimi söylediler bana. Öyle söyleyecekler tabii. Seni başka türlü nasıl ellerinde tutacaklardı? Seninle oyun oynuyorlar Oktay, anlamıyor musun? Bize iyileşemeyeceğini söyledi. Hiçbir zaman hafızanın yerine gelemeyeceğini söyledi. Ağlama artık tatlım, ne olur. Biraz dışarı çıkmak ister misin? Seni parka götüreyim mi? İstemiyorum. Okula da gitmeyeceğim. Bak yapma böyle tatlım, ne olur. Bırak beni. Seni istemiyorum ben. Peter Pan'ı istiyorum. Zeynep, lütfen. Niye gitti? Sen gönderdin değil mi? Hayır kızım. Oktay'ın gitmesini ben de istemiyordum. Söyle o zaman geri gelsin. Ben Peter Pan'ı istiyorum. Zeynepciğim, lütfen böyle yapma tatlım. Ne olur. Peter Pan'ı getir bana dede. Sen çağır geri gelsin. Sen büyüksün. Senin sözünü dinler.
Bir çaresine bakacağız güzel kızım benim. Söz mü? Söz. Seninle biraz kitap okuyalım mı beraber? Hadi çık odana, ben de geliyorum. Tamam. Hadi. Seni aradığımda neredeydin baba? Oktay'ın abisinin yanındaydım. Ne? Merak etme, hiçbir şey anlatmadım. Sen aradın, o arada hemen eve döndüm. Niye böyle bir şey yaptın baba? Her gün her an başına bir şey gelecek endişesiyle yaşamaktan sıkıldım çünkü. Bir çözüm bulmaya çalışıyordum senin için, Oktay için. O çözümü ben bulacağım baba. Nereye gidiyorsun? Oktay'ı o kadın eline bırakmayacağım baba. Görüşürüz. Ben neden yurt dışına çıkarmak istedin? Asiye'nin niyetini öğrendiğimde onun yanında güvende olmadığını anladım. Daha iyi imkanlar araştırdım. Yurt dışında iyi bir hastane bulmuştum tedavin için. Asiye bundan haberinin olmadığını söyledi. Ondan sakladık çünkü. İstediği testleri yaptırmak için seni hastaneye götüreceğimizi söyledik. Sana zarar vermeden onun elinden kurtarmalıydık seni. O yüzden sakladık. Beni denize atan adamlara ne oldu? Henüz yakalanmadıklarını biliyorum, hepsi bu. Biz oraya geldiğimizde çoktan uzaklaşmışlardı. Biz mi? Yani Ahmet ve ben. Peki ama neden ambulansı aramadınız? Sen ölü gibiydin Oktay. Seninle ilgilenmezler. Bir köşede ölmene seyirci kalırlar diye korktum. Senin özel bir tedaviye ihtiyacın olduğunu düşündüm. Neden polise haber vermediniz? Çünkü sana zarar veren adamlar yakalanmamıştı. Suçun bizim üzerimize kalmasından korktuk. Neden sizin üzerinize kalsın ki? Polis meseleyi araştırsaydı sizin yapmadığınızı hemen anlar ve o adamları da bulurdu. Kim bunun garantisini verebilir Oktay? Bak, ben bir iş kadınıyım. Bir sürü rakibim var. Bu durumu aleyhime kullanabilirlerdi. Beni zor durumda bırakmak için senin başına gelenleri benim üzerime yıkabilirlerdi. O zaman hiç bulaşmasaydın bu işe. Bir tercih yaptım Oktay. Kendi itibarımı kaybetmemek adına ya bir insanın ölümüne göz yumacaktım ya da onu kurtaracaktım. Seni yaşatmaktan yana kullandım tercihimi. Sen uyandığında başına gelenleri, sana zarar verenleri de polise anlatabilirdin. Bu bir riskti, evet. Yaptığımız belki yanlıştı ama senin iyi olmandan başka hiçbir şey düşünmedim Oktay. Neden ben orada yatarken bulmadın ailemi? Neden şimdi? Çünkü onlara ancak şimdi ulaşabildim. Seni öldürmek isteyen adamlar onların da peşindeydi. Bu yüzden kaçtılar bu şehirden. Bu yüzden aileni bulmak hiç kolay olmadı. Ama elimden geleni yaptım ve buldum onları Oktay. Onlara durumumu anlattın mı? Hı hı. Evet. Yaşıyor olmana o kadar sevindiler ki. Geçen gün Nezir, şimdi bu çocuklar. Ne oluyor bunlara ya? Hornoya'ya bağlama oğlum. Ya ne olduğunu söyleseler bağlamayacağım. Yok bir şey deyip geçiştiriyorlar, ona takılıyorum. Al git sor şimdi, yok bir şey diyecekler. Bariz yalan söylüyorlar yani. Evet. Şu Sedat'ın gelişiyle bir ilgisi olabilir mi? Öğreneceğiz. Siz kalın. Tamam ya... dur. Siz kalın. Önce. Tamam. Sedat, birkaç gündür alt sınıftan çocuklar görüyorum. Haşit halde geziyorlar. O çocukların başına gelenlerle bir ilgin var mı? Var ya da yok. Sana ne? Bir cevap ver Sedat. O çocukları o hale sen mi getirdin? Onlara niye sormuyorsun? Sordum. Bir şey söylemiyorlar. Adım geçmiyor yani. O zaman benim başımı niye ağrıtıyorsun? Senin yaptığını söylememeleri için korkutmuş olabilirsin onları. Bu muhabbet uzadı ama. Bak Sedat! Çocukların başına gelenlerle bir ilgin olduğunu öğrenirsem... Ne yaparsın? Sana soruyorum lan. Ne yaparsın? Zamanı gelince onu da öğrenirsin. Aileni buldum diyorum Oktay.
seni seven insanlara kavuşacaksın çok yakında. Hala ne düşünüyorsun? Asiye'yi mi? Aklını karıştırmayı başardı. Hala ona inanıyorsan git hadi. Hadi durma git. Onun seni ailene vermek gibi bir düşüncesi yok. Doktor arkadaşları ve onun için bir kobaysın sen. Ama benimle gelirsen ailene, arkadaşlarına, sevdiklerine kavuşacaksın. Merak ettiğin her şeyin cevabını bulacaksın. Eski hayatına geri döneceksin Oktay. Ne zaman görebilirim ailemi? Ahmet seni hemen götürebilir. Sen de geleceksin bu sefer. Sensiz hiçbir yere gitme. Peki. Ama bugün gelemem. Önemli bir toplantım var. O zaman yarın gideriz. Peki, nasıl istersen. Sesini duymak istiyorlardı. Konuşmak istemiyorum. Yabancı biriyle konuşmaktan farkı olmayacak. Peki, sen bilirsin. Gidelim mi artık? Hı? Tamam. Hadi. Siyaset bilimi kavramı ve siyaset felsefesi kavramı arasındaki farkı kim söylemek ister? Ya hocam, siyaset bilim mi gerçekten ya? Bu durumda politikacılar bilim adamı mı oluyor yani? Anlamadım, neyi inceliyor bunlar ya? Oğlum, halk üstünde araştırmalar, sosyolojik deneyler falan yapıyorlar işte. Mesela zam deneyi diye bir şey var. Halka sürekli zam yapıyorlar. Halk aldığı 3 kuruş maaşla bu zamma bakalım nasıl dayanacak diye izliyorlar. Deneyin konusu bu kobay karşımda. Bir işe yarıyorlar yani. İyi. Çok. Bir dahaki derse bunları daha detaylı konuşacağız çocuklar. Olur, tamam, konuşalım. Ara biz hocam. Bunları kardeşinle senin için hazırladım. Aradaki açığı kapatmanıza yardımcı olacaktır. Büyük bir açık. Hocam anlamaz öyle derin mevzulardan bu. Boşuna yorulmasaydınız ya. Şimdi Descartes, Mekart deseniz bakar öyle Alman Alman. Ya onun seviyesi Cineli ve maceralarını alıyor. Seviye bu yani, ne yapalım? Hatta biz onun okuma yazma bile bildiğinden şüpheliyiz hocam. Arkadaşınız hakkında böyle konuşmanız hiç doğru değil çocuklar. Onlar benim arkadaşım değiller. Hiçbir zaman da olmadılar. Lütfen böyle konuşma ne olur. Aranızdaki sorun her neyse iletişim kurmayı, birbirinizle konuşmayı deneyin çocuklar. Bunlarla mı? Göreceksiniz bir şeyleri çözmek aslında bu kadar zor değil. Kapak olsun. Sen izin verir misin? İnelim mi aşağıya? Hadi. Tamam. İbo, sabrımı zorluyorsunuz. Söyle ufaklıklarına, canımı fazla sıkmasınlar. Kendine söylemek ister misin? Hocam, bir iki dakika görüşebilir miyiz? Tabii, elbette Saffet. Konu nedir? Hocam, Kemal Hoca'nın okula dönmesi gerek. Elbette, bunu hepimiz istiyoruz. Ama Kemal kararını verdikten sonra ne yazık ki yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Ama olmalı hocam. Ya lütfen hafızanızı biraz yoklar mısınız? Kemal Hoca'nın hayatında hocamızın saygısını kazanmış. Hocamızın fazlasıyla değer verdiği. Hani böyle lafını ikiletmeyeceği biri yok mu? Öyle biri olmalı ki. Kemal Hoca öğrencilerine dön dediğinde Kemal Hoca emrin olur desin ve aramıza dönsün. Yok mu böyle söz geçirebilecek bir kişi? Vallahi bağımsızlık Kemal'in karakteridir. Ona kimse söz geçiremez. Ama yine de dur bakayım, yaptığın tanıma yaklaşabilecek bir kişi tanıyorum. Yapamam Asiye hocam. Ben Meral Hanım'dan korkuyorum. Oktay elinde diyorum. Onu yaşatmak için nasıl çabaladığımızı hatırlasana. Bak, o yaşamayı hak ediyor. Oktay'ı Meral Hanım'ın elinden kurtarmalıyız.
Her şeyi anlatalım mı diyorsunuz? Hı-hı. Tamam da hani tehdit etmişti sizi? Babanızı, kızınızı nasıl koruyacaksınız? Peki ben ailemi nasıl koruyacağım? Polis ailelerimizi korur, merak etme. Peki, sen nasıl istersen. Bak, yarın gelip alacağım seni, tamam mı? Tamam. Hadi. Doğru mu yapıyoruz Asiye hocam? Evet, bu konuda ilk kez doğru olanı yapıyoruz. Kemal Hoca'nın çocukluk arkadaşıymış. Üniversitede beraberlermiş. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyormuş. Kemal Hoca'nın çok sevip saydığı biriymiş. Peki bu adamın hala Köyceğiz'de yaşadığından emin miymiş Leyla Hanım? Vallahi 2 yıl önce Kemal Hoca'nın Deniz Bey'le telefonlaştığını söyledi. Yani 2 yıl öncesine kadar Köyceğiz'de olduğunu biliyoruz. Adresi burada. Bir sandalı varmış. Balıkçılık yapıyormuş. Bulmak zor olmaz herhalde. Peki ne yapacağız? Derdimizi anlatan bir mektup yazacağız. Mektupla birlikte uçak biletini APS ile göndereceğiz. Ve artık bekleyeceğiz. Vay, şuna bak Harun. İlhan abim birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı Facebook'a koymuş. Beni hala çok seviyor demek ki. Bu ne zaman çekildi İsmet? 2 gün önce falan. Tiyatro salonuna çağırmıştı beni. Kim çekti bu fotoğrafı? Erkan. Sana düpedüz tuzak kurmuş İsmet. Ne tuzağı Harun, ne diyorsun sen? Görmüyor musun İsmet? Burada senin sandalyen. Bak bak, pamuğun oturduğu sandalyeden daha alçakta duruyor. Resmen aşağılamış işte seni. Bu nezaket ve saygı kurallarına aykırı. Diplomasiyle bağdaşmaz. Sen Büyük Zafer'in başkanısın. Onunla aynı seviyede bir sandalyede oturman gerekiyordu. Bu başkanlık makamına hakarettir. Sana hakarettir. Bak, senin sandalyen daha alçakta. Alçak! Baksana. Zaten birlikte başka bir fotoğrafınızı koymamış sayfasına. Bunu neden koydu sence? Resmen sana hakaret ediyor. Ne yapacağız? Okuldan atalım. Bizim böyle bir yetkimiz yok ki Harun. Keşke olsa. Keşke. Aklıma başka bir şey geldi. Hamdi. Efendim? Bas şu fotoğrafı. Göreceksin. Üniversite sınavına çok az kaldı kızlar. Zaman nasıl geçti ya? Bari su gibi. Hı hı. Hani bir söz vardır ya. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Bariz doğru bir sözmüş. Oktay'la ne planlar yapmıştık. Üniversite sınavına çalışacaktık ama baksanıza neler oldu. Gamzeciğim, bu sınav hepimiz için çok önemli. Artık moralini toplamak zorundasın. Ya sınava kadar ne kadar çalışabilirsen bariz kar kardır. Haklısınız. Aslında Oktay'ı düşünmeden durabildiğim ender anlar ders çalıştığım zamanlar. Aslında ineklemek o kadar da kötü bir şey değilmiş. Ben de bunu Kemal Hoca sayesinde fark etmiştim. Kızlar, bir fikrim var. Sınava kadar her gün bende toplanalım. Düzenli olarak çalışalım birlikte, ne dersiniz? Bariz bana uyar. Ben varım, seve seve gelirim. Olur, ben de gelirim. Tamam o zaman. Ooo, ustalara bak. Sizin ne işiniz var burada Safet? Seninle aynı sebepten Sedat. Bir diploma veren olsa 2 dakika durmayacağım. Peki. Eski dostlara merhaba. Merhaba. Asıl senin ne işin var oğlum burada? Almanya'dan çabuk postladılar galiba. Oraları sevemedim be Memo. Bize ters. Nasıl ters? Gökten yağmur yerine asit mi yağıyor? Beni gördüğünüze sevinmediniz herhalde ha? Ha Safet, Memo, Ali. Kaç gündür görmezden geliyordunuz da. Yani seni görünce içimde bahar gülleri açtı diye mi? Ama bunu sorun etmiyorum. Öyle olsun. Görüşürüz yine babalar. Görüşürüz. Ha, akşamları Manolo'ya takılıyorum. Bir akşam gelin. Misafirim olun. Uğramaya çalışırız. Kantine gelin. Sağ ol. Yok, sağ ol. Hadi görüşürüz. Ulan bir artist sana eksikti ya okulda. O da geldi tam oldu ha. Hırt. Fazla sorun çıkarmasa bari. Siz ne düşünüyorsunuz oğlum? İboyla tayfası düşünsün. Sedat'tan bize zarar gelmez. Bu heriften herkese zarar gelebilir sanırım. Ne var bunda? Niye gösteriyorsunuz bana bunu? Hocam, Pamuk eski başkan biliyorsunuz. Ben de okulumuzun yeni başkanıyım.
Pamuk İsmet'in zaferlerini kıskandığı için kendisine siyasi bir oyun oynuyor hocam. Bu fotoğrafta o oyunu kanıtlayan bir belge. Oğlum ne oyunu ya? Bir kere daha bakın hocam. Bakın Allah Allah. Beni kendi oturduğu koltuktan daha alçak bir koltuğa oturtmuş alçak. Dikkatinizi çekerim. Ne var oğlum bunda? Hakaret var bunda hocam. Allah'ım ne hakareti be? Bizzat bana değil makamıma hocam. Makamıma resmen saygısızlık bu. Hakarettir bu hocam. Şimdi Zafer Hoca gelse, sizden yüksek koltuğa otursa, siz ses çıkarmaz mısınız? Bu konuda gereğinin yapılmasını arz ederim. Deli misin lan sen? Deli misiniz lan siz? Devlet misin lan sen? Hükümet misiniz lan siz? Özür dilemesini istiyorum hocam. Yoksa... Yoksa ne? Çok kötü şeyler olur. Allah'ım yarabbim. Şu anda neler olur bilmiyorum ama... Vallahi çok kötü şeyler olur. Aha. Benden söylemesi. Sen beni tehdit ediyorsun be. Hocam anlamıyorsunuz. Bakın. Evet. Bu böyle görünüyor ama... En az 40 santim alçakta oturuyorum. Okulumuzun başkanı olarak... Ben bu muameleyi hak ediyor muyum hocam? Söyle oğlum bakayım. Şu anda sen benden kaç santim uzaktasın? He? Söyle bakayım. Kaç santim uzaktasınız lan benden? Kafanızı kırayım mı? Hocam, kafanızı hocam, kırayım mı? Hocam, biz hafifiz daha fazla hocam. Hadi, çık, hadi. Anlamadınız bizi ya. Bana bunlarla gelmeyin. Bana bunlarla gelmeyin. Allah Allah. Yok alçakmış, yok yüksekmiş. Alçakta oturacakmış da. Falan da filan da. Öf. Of. Ne koltuk sevdasıymış bu. Ha? Zafer benimle yüksekte mi oturuyor? Oğlum 12 F'ye yeni gelen fıstığı gördün mü lan? Deli güzel bir şey ha. Cemre'ymiş adı. Cemre gibi düştü lan okula. Ne dedin lan sen ha? Ne dedin lan ne dedin? Cemre benim kız kardeşim. Sen benim kardeşim hakkında mı konuştun lan? Doğru mu? Doğru mu lan? Hayır abi. Başka bir kızdan bahsediyordum ben. Yalan söyleme lan it. Kapat lan o kapıyı. Çıkar lan dilini. Çıkar dilini. Çıkar lan. Kız kardeşim hakkında konuşanın dilini keserim lan ben. Anladın mı lan? Keseyim mi lan dilini? Keseyim mi lan? Keseyim mi? Bu defalık affediyorum. Açın lan kulaklarınızı. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Kardeşim hakkında öyle ileri geri konuşursanız hiçbirinizin gözünün yaşına bakmam, anladın mı lan? Doğduğuna pişman ederim. Demedi demeyin sonra. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı mı? Tabii abi haklısın. Haklısın abi. Siz beni tanımıyorsunuz. Şakam yoktur benim. Dediğimi yaparım ben. Sibel. Merhaba. Akşam sahne sanatları bölümünün sergi açılışına geliyor musun? Çok isterdim ama davetiyem yok. Bende fazladan bir tane var. Sahi mi? Hı hı. O zaman birlikte gidiyoruz. O sergi Ortaköy'de değil mi? Ne oldu? Bir sakıncası mı var? Hayır, sordum sadece. Tamam. Ders çıkışı odama gelirsin, birlikte gideriz, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede bu ya? Efendim Rıza. Balıkhanede ne işin var oğlum? Bıraktın mı CD'yi? Alçak herif! Resmen dalga geçmişsin benimle. Bunun hesabını vereceksin. İyi Rıza. Kapat. Arada parazit var. Arayacağım ben seni. Ne var lan? Bir de anlamamazlıktan geliyor. Bilerek beni senden alçak koltuğa oturttun değil mi? Aşağılamak için. Seni aşağılamak için böyle oyunlara gerek yok ki Karabeyim. Yanında Harun'la geziyor olman başlı başına bir aşağılanma zaten. Lafı döndürme hain kuzen. Bu yaptığın çok büyük saygısızlık. Büyük Zafer Öğrenci Başkanı'nı oy verenlerin önünde küçük düşürmek için kasıtlı yapılmış bir hareket bu. İsmet'in annesi bile çıldırdı bu fotoğrafı görünce. Bu kadar uzun cümle kurabilmem beni şaşırttı Merinos. Türkçeyi bayağı ilerletmişsin. Fakat dediğiniz gibi kasıtlı bir davranış yok. İnkar etme! Fotoğrafta her şey açıkça görünüyor. Ben senden daha alçakta oturuyorum. Alçak herif! Bir çakacağım göreceksin alı moru. Yavrucuğum, sana bazı gerçekleri hatırlatayım. Sen biraz söyleme sahip böyle budursun. Minyon falan değil, bildiğin kısasın. Yani böyle biblo gibi bir şeysin. Benle yan yana durunca böyle çıkman normal.
Ayrıca bak, senin yüzün gülüyor, benim yüzüm gülmüyor. Yani sen Şirinlerle yan yana dursan yine böyle çıkar. Süs biberim benim. Aramızda sadece kalite değil, ciddi de bir boy farkı var. Özür dileyeceksin benden. Herkesin gözünün önünde. Bana bak lan. Herkesin gözü önünde seni Harun sudan gelinceye kadar döverim. Görürsün. Konsantre boy. Yürüyün gidin lan. Bu burada bitmedi. Sakın gelme. Görürsün sen. Tamam. Görürsün. Sakin ol İsmetciğim. Bayağı var ya, daha yüksek de oturuyor ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bu heriflerin saltanatı bitti artık. Çok şişirmişler bunları. Baksanıza. Okulun sahibi gibi kasıla kasıla geziyorlar. Ama buraya kadar. Bu heriflere karşı birbirimizin arkasını kollayacağız bundan sonra. Tayfanın devri kapandı. İbo ve arkadaşlarının zamanı geçti. Bundan böyle büyük zafer de bizim burnumuz ödeyecek. Hadi siz takılın buralarda. Görüşürüz. Hadi Ajan. Hadi görüşürüz. Abi, görüşürüz. Tamam. Gerçekten köpek gibisiniz ya. Merhaba. Güle güle. Herkes senin peşindedir şimdi. Büyük Zafer'in en güzel kızısın. Ondan böyle sert takılıyorsun değil mi? Hayır. Bir tür savunma mekanizması. Askıntı olan gerzeklere karşı agresifimdir biraz. Oo. Şimdi bu lafı başkası etmiş olsaydı anında dümdüz etmiştim. Ama sana kızamıyorum. Sor bir neden. İlgilenmiyorum. Ya hadi gel takılalım biraz. Bir şeyler içeriz. Sinemaya falan gideriz ha. Gel biraz. Anlamadın galiba. İlgilenmiyorum hiçbir teklifinle. Neden ama ya? Bak, duyduğuma göre sen Hollanda'dan gelmişsin. Ben de Almanya'dan geldim. Ya. Birçok ortak noktamız vardır elbet. Almanya'dan geldin yani. Ya. Biraz takılsak güzel. Ne çıkar bundan? Aa. O zaman Almanca da biliyorsundur. İşte biraz. Çok güzel. Kimin adını söyleyeyim ama söke söke alacağım seni. Üzülme yavrum. Ben pamuğu senin için kazağa oturturum. Annem benim, iyi ki varsın. O pamuk helva seni üzemez. Duydunuz değil mi? Başkan annesi böyle olur. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, kendi evinde, deplasmanda oğlunun yanında olur. Çok kıskanıyorum İsmet seni. Annene cici anne diyebilir miyim? Analar ne analar doğuruyor. Ağlayacağım şimdi. Sen yeter ki iste. Ben o pamuğa kendi ellerimle cezasını veririm. Şu an bir şey yapmanı istemiyorum annem. Seçmenim de arkam. Tabii tabii. Ona ben hesap soracağım. Nasıl istersen oğlum. Biricik yavrum. Karizmatik oğlum. Sarıl bana. Bebeğim. Annem. Canım yavrum. Anne. Seni çok canım benim. Baba. He. Ne oldu burada? Teyzene gitmiştik. Hırsız girmiş oğlum. Ne? Hırsız mı girmiş? Dur. Telaşlanma hemen. Şu ana kadar giden bir şey yok çok şükür. Zaten çalınacak neyimiz var ki? İyice kontrol ettin mi her şeyi baba? Ettim oğlum, ettim. Polis de gelir şimdi. Annem nerede? Teyzene yolladım biraz sakinleşsin diye. Ortalığı beraber toplayacağız artık. Ulan şerefsiz. Ulan adi herif. Soyacak başka bey bulamamış mı? Hadi. Sakin ol da toplayalım beraber. Hadi başla bakalım. Ben bir odama bakayım baba. Tamam oğlum. Merhaba. Oğuz Atay var mı? Tamam. Bu kitabı istiyorsunuz. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. Ne bakıyorsun kıza? Sen de bakıyorsun. Sen üşüyorsun galiba. Vereyim mi ceketimi? Hayır. Ağla. Hayır, saçmalama. Al. Bu soğukta kahramanlığa gerek yok. Bence de. Ya senin ne işin var ki bu havada burada?
Gidip sıcacık evinde otursana, sıcak çikolatanı yap, kahveni yap. Sıkıldım evde tek başıma ya. Dayım da bir arkadaşını görmeye gitti. Gerçi evde olsa ne olur, ruh gibi. Hiç keyfi yok. Haliyle benim de keyfim yok. Hala bir şey söylemiyor mu Kemal Hoca? Hayır. Aslına bakarsan ben dayımın kararından vazgeçeceğini pek sanmıyorum. İstese bile döneceğini zannetmiyorum. Deniz. Yani bizim Deniz. Bu gerçekten sen misin ya? Benden geri kalan bu. Kaç yıl oldu? 20-25? Olmuştur. Anlat bakalım. Beni nasıl buldun? Seni bulmuş filan değilim. Beni buraya Saffet ve arkadaşları getirdi. Bana yazdıkları ve anlatılanlara göre buraya niye getirildiğimi tahmin etmem pek zor olmayacak. Beni istifadan caydırmanı mı istediler senden? Evet. Üstlendiğim görev bu. Yani buraya aniden seni özlediğim için gelmiş değilim. Yani demek bir türlü pes etmiyorlar ha? Çocuklar çok kararlı Kemal. Onlara ne yaptığını bilmiyorum ama senden adeta bir efsaneymişsin gibi söz ediyorlar. Onlardan yakanı kurtarabileceğini hiç sanmıyorum. Ta Köyceğizlere kadar sana bile ulaştıklarına göre kararlı oldukları belli. Ama bilmedikleri bir şey var. Ben de kararlıyım. Ben de Kemal. Ben de kararlıyım. Anlamadım. Sen niye kararlısın? Seni o saçma kararlılığından caydırmaya kararlıyım. Yapma Deniz. Neler yaşadığımızı bilmiyorsun. Bu çocuklar beni ta Köyceğiz'den bulup getirdi Kemal. Saffet, Gamze, Memo, Ali. Bana yazılanlardan ve anlatılanlardan her şeyi biliyorum diyebilirim. Tabii bana anlattıkları şeyler yalan değilse. Ne dersin? Bu çocuklar beni buraya getirmek için yalan söylemiş olabilirler mi sence? Hayır, yalan söyleyeceklerini sanmam. Bana da öyle geldi. Bunlar pırlanta gibi çocuklar Kemal. Ama şu işe bak ki seni tanımadan önce haraç ve hırsızlıkla geçiniyorlarmış. Haraç ve hırsızlığı bırakmış olmalarının beni tanımalarıyla pek ilgisi yok. Bak, Deniz seneler sonra annesi Saffet'i buldu. Zengin bir kadın. Oğluna ve arkadaşlarına o kol kanat geliyor, hepsi bu. Yani paraya kavuşunca mı aniden dürüst insan oldu bu çocuklar? Yani evet, bir bakıma öyle. Peki şu istifana sebep olan silah çekme olayına gelelim. Saffet'in başına silah dayayarak öldürmeye çalıştığı şu çocuk neydi adı? Kerem. Evet, Kerem. Sanırım onun babası da en az Saffet'in annesi kadar zenginmiş, değil mi? Doğru. Bana anlatılanlara göre bu Kerem zengin olmasına rağmen sahtekar psikopatın tekiymiş. Bu da doğru mu? Evet. Yani patolojik bir karakter ama onun da kendine göre nedenleri var tabii. Elbette vardır. Ama Kerem gibi bir arıza sana şunu göstermeyi yetmeli Kemal. Para insan karakterini ille de olumlu etkileyemeyebiliyor. Hatta çoğu zaman olumsuz etkiliyor. Para tek başına yeterli değil tabii. Keşke her şeyi geriye alma imkanımız olsaydı. Geçmişte yaptığım o kadar çok hata var ki. Ya geçmiş dedin de İbo, ya Sedat'la sizin ne derdiniz var anlamadım. Bir derdimiz olduğunu nereden çıkardın? Birbirinizi çok seviyor gibi görünmüyorsunuz. Ne oldu? Sana bir şey mi dedi yoksa? Hayır canım saçmalama. Hadi. Hayır ne diyebilir? Öyle. Hayır yok bir şey demedi. Bak doğru söyle. Ya hemen coştun yine. Tamam bir sakin ol ya. Bir şey demedi diyorum sana. Sen onu tanımıyorsun tabii. Bak sana bulaşmaya kalkarsa hemen bana geleceksin tamam mı? Peki tamam. İyi. Hem senden başka kime gelebilirim ki? Bütün yollar sana çıkıyor. Efendim? Yok bir şey. Bana sorarsan sen bu çocukların düzelmesinde kendi etkili görmezden gelmeye çalışıyorsun. Zaten seni şu hastalık derecesindeki tevazu huyun her zaman illet etmiştir beni. Bak güzel kardeşim, konuyu açıkça, netçe, Türkçe özetleyelim.
Anladığıma göre sen bu çocukların kişiliğinde tam bir rönesans yaratmışsın. Ne rönesans ama? Bu zamanda puta tapan yamyamlar bile medenileşirken benim öğrencilerim hala şiddete tapıyorlar. Bana pek öyle görünmüyorlar. Ya nasıl görünüyorlar? İşte anlatmışlar sana. Bak Deniz, eğer zamanında haber alıp yetişemeseydim, Saffet Kerem'in kafasına kurşun sıkıp beynini dağıtacaktı. Ali'nin fikrine göre sen yetişemesen bile Saffet o tetiği asla çekmezmiş. Bu Ali'nin iyimserliği. Ya Saffet? Saffet kabul ediyor mu tetiği çekmeyeceğini? Hayır. Saffet kendinden o kadar emin değil. İşte. İşte ne? Bu olay senin onlardan umut kesmeni mi yoksa onlara daha sıkı sarılmanı mı gerektirir? Bence bu olay yalnızca senin yarattığın rönesansın henüz tamamlanmadığını kanıtlıyor. Onları yarıda bırakamazsın. Bu onlara iyi gelmiyor. Kendilerini kötü hissediyorlar. Özgüvenleri yara alıyor. Bunu onlara yapamazsın. Onlara verdiğin fırsatı iptal etmeye kalkışamazsın. Başka bir öğretmen onlara çok daha önemli fırsatlar sunabilir. Bırak şu anlamsız tevazu huyunu. Buna kendin de inanmıyorsun. Senin gibi bir hocayı tanıdıktan sonra artık daha azıyla yetinemezler Kemal. Seni çocukluğundan tanırım. Sen öğretmen olarak doğmuş gibiydin. Kardeşim Özcan'ı hatırlar mısın? Ona bir gecede okumayı öğretmiştin. Tabii hatırlıyorum. Ama herkes günün birinde okumayı öğrenir. O zaten okumayı biliyordu. Neyse işte, okuyamıyordu. 11 yaşına geldiği halde 4 yıldır okula gittiği halde okuyamıyordu. İkinci sınıfa geçemiyordu. Ne öğretmenleri ne de biz ona okumayı bir türlü öğretememiştik. Bu yüzden kendi beceriksizliğimizi kabul etmek yerine Özcan'ın gerizekalı olduğuna karar vermiştik. Sonra bir akşam sen bize geldin. O zamanlar ikimiz de 14 ya da 15 yaşlarındaydık. O akşam birkaç saat içinde bizim aptal sandığımız Özcan'a okumayı öğretiverdin. Sen 14 yaşındayken bile mükemmel bir öğretmendin Kemal. Bu çocuklara okumaktan çok daha önemli bir şey öğretmiş olmalısın. Yoksa sırf cılız bir umut uğruna ta Köyceğiz'den beni bulmazlardı. Kemal, sen bu çocukların yaralı kişilikleriyle bir doktor gibi ilgilenmiş, yaralarını sarmışsın. Ama şimdi içlerinden biri bir bunalım anında sargılarını sökerek senin kurallarını çiğnedi diye, sırf seni huzursuz etti diye yaptığın işi yarıda bırakamazsın. Saffet çok pişman. Ben sıcak bir şeyler söyleyeyim. Boşver Kemal. Bırak şimdi, istemiyorum sıcak bir şeyler falan. Öğrencilerinin ıstırabına bir an önce son vereceğini duymak istiyorum. Asiye arıyor. Bakmayacak mısınız? Sabahtan beri bu kaçıncı biliyor musun? İyice rahatsız edici olmaya başladı. Ya buraya gelirse? Buyursun gelsin. Buraya gelmesi onun için iyi olmaz. Menderes Bey, Gamze daha çok genç. Yani bazen söylediklerini tartamıyor. Sizi çok kızdırdığını biliyorum. Hayır, bunu nereden çıkardınız? Gamze'ye kızmadınız mı yani? Hayır. Bakın, Gamze'nin tedavi olmadan bu eve dönemeyeceği konusunda aldığım kararlar hala geçerli. Tamam, onun da düşünceleri var, hisleri var. Dediğiniz gibi gençliğin verdiği heyecanla öfkesini kontrol edemiyor. Bunu da anlıyorum. Madem kızgın değilsiniz, gelin şu inadınızdan vazgeçin de Gamze eve dönsün. Bu kararımın inatla bir ilgisi yok. O yüzden kararımdan dönecek değilim. Beni seviyor musunuz Menderes Bey? Size afiyet olsun. Bu sofrada sorulmak için uygunsuz bir soru olmadı mı? Beni sevdiğinizi sanmıyorum Menderes Bey. Esra, biz yetişkin insanlarız. Sizinle yaptığımız evliliğin aşk sonucu olmadığını ikimiz de biliyoruz. Ama evet, siz
sizi seviyorum. Yoksa şu an aynı çatı altında olmazdık. Sevseydiniz bu kadar üzülmeme dayanamazdınız ama. Siz de beni sevseydiniz, prensiplerime, kararlarıma saygılı olurdunuz. Bir tanecik kızım, sırf sizin saçma inadınız yüzünden Saffetler'de kalıyor. Tamam Saffet iyi çocuktur ama evlat bu. Aklım her an onda. Hala inadından bahsediyorsunuz. Ya kızımı yanımda istiyorum ben. Özlüyorum onu, merak ediyorum. Parası olup olmadığını bile bilmiyorum. Alın. Yarın Gamze'ye verirsiniz. Fakat lütfen artık bu eve dönme mevzu kapansın. Geldi. Nasıl gitti abi? İkna edebildiniz mi? Elimden geleni yaptım Saffet. Ya kabul etmedi mi? Okula dönmeyecek mi? Bilemiyorum Memo. Yalnızca düşüneceğim dedi. Daha önce de düşüneceğim demişti. Bence dönmeyecek. Ben tanıdığım kadarıyla Deniz Bey'in ağırlığına güveniyorum. Bence dönecek. Bence de. Kemal Hoca bu kez dönecek. Güveninize teşekkür ederim çocuklar. Ama Saffet bu düşüncesinde haklı olabilir. Lütfen o kadar emin olmayın. Ayrıca eğer geri dönerse bunu da sırf benim kerametime yormayın. Geri dönmek için herifin içi gidiyor zaten. Okula koşmamak için kendini zor tutuyor. Demek yalnız yaşıyorsunuz. Ben de ablamla kalıyorum. En güzeli. Belli bir yaştan sonra anne babayla yaşamak tuhaf geliyor bana. Bu yoldan gitmesek olur mu? Ama sergi bu yolun sonundaki bir mekanda. Bir sorun mu var? Neden bu yoldan gitmek istemiyorsun? İbo. Hani geçen gün beni almaya gelen çocuk. Ha, seni bekliyordu dışarıda. Evet. Onun bizi görmesini istemiyorum. Neden? O benim eski sevgilim. Şimdi anladım. Ama bizim aramızda bir şey yok ki. Yani yanlış anlaşılacak bir durum yok. Öyle ama İbo bu belli mi olur? Çok saçma. Ayrılmışsınız. Neden rahatsız oluyorsun ki? Hem farz edelim ki bir sevgiliyiz. Ona ne? Ya siz çocuk musunuz Allah aşkına? Haklısın. Saçmaladım işte. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Çayın da geldi. Afiyet olsun. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Ben Aydın. Ben Zehra. Memnun oldum. Ben de İbo. Memnun oldum. Aydın bizim bölümde asistan. Biz yani Aydın'la ben bir sergi açılışına gidiyorduk da. Öyle mi? Ne güzel. Kültürel faaliyetlerde kendine eşlik edecek birini bulman yani. Güzel. Aydın'la fazla davetiye varmış. Sağ olsun davet etti beni. Neyse. Sana kolay gelsin. Açılışa geç kalacağız. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yakışmışlar birbirlerine. Zehra. Tek bir kelime daha etme, tamam mı? Tamam. Peki, tamam. Aileni buldum diyorum Oktay. Seni seven insanlara kavuşacaksın çok yakında. Hala ne düşünüyorsun? Asiye'yi mi? Sevdiklerine kavuşacaksın. Merak ettiğin her şeyin cevabını bulacaksın. Eski hayatına geri döneceksin Oktay.
Kemal Hoca'nın arkadaşı Deniz ne ilginç biri ya. Yapayalnız Köyceğiz'de yaşıyor. Hı hı. Yolunu çizmiş işte. Senin neyin var Ali? Derman ya. Kimi kimsesi olmayan birini böyle toprağa vermek canımı çok acıtıyor. En azından bir cenaze töreni oldu zavallının. Ya diğer zavallılar? Ya ailesinden, sevdiklerinden koparılıp tek başına ölmek zorunda bırakılanlar? Memo. Ne? Yalan mı? Oktay tek başına ölmeye mahkum edilmedi mi? Sahi nereye gömdünüz zavallıyı? Mezarı belli mi? Memo. Tamam anlıyorum kızgınsın. Ama yeter artık. Ne olur canımı daha fazla acıtma. Olur mu? Oktay'ın ailesinin, arkadaşlarının, Gamze'nin çektiği acının yanında senin çektiğin acı nedir ki abi? En kötüsü de ne biliyor musun? Kendinle birlikte biz de ortak ettin bu vicdan azabına. Memo yeter artık lütfen ya. Yetmez Ali. Saffet'in aklı yerine gelene kadar yetmez. Ne zamana kadar böyle devam edeceksin peki? Sen gidip polise, Gamze'ye her şeyi anlatana kadar abicim. Ha. Ne duruyorsun? Gidip sen anlatsana. Hadi. Keşke yapabilsem ama bunca yıllık dostluğumuz beni durduruyor maalesef. O yüzden de sen yapılması gerekeni yapana kadar ben senin vicdanın olacağım. Sen eski Saffet olana kadar da susmayacağım. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Sibel'e baktıysan o restorasyon grubuyla birlikte bugün okula gelmez. Ben seninle konuşmak için gelmiştim aslında. Benimle konuşmak için mi? Neden? Dün sizi Sibel'le birlikte gördüğümde... Bizim birlikte olduğumuzu düşündün değil mi? Değil misiniz? Hayır. Peki birlikte olsaydık ne olacaktı? Sadece meraktan soruyorum. Hiç. Ben sadece... Buraya gelip seni rahatsız etmemeliydim biliyorum. Ama Sibel benim hayatımdaki en önemli insan. Sibel bana ayrıldığınızı söyledi. Öyle. Ama ayrılsak da bu gerçek değişmeyecek. Anladım. O zaman buraya beni uyarmak için geldin. Ayağını denk al falan demek için yani. Hayır. Buraya niye geldiğimi bilmiyorum aslında. Sibel'in iyi olmasını istiyorum o kadar. Bak. Sibel'le tanışalı fazla olmadı. Ama aramızda arkadaşlıktan öte bir şey olacağını zannetmiyorum. Her şeyden önce bu pek etik değil. Ben asistanım, o öğrenci. İçin rahat olsun yani. Yalnız sana benden bir tavsiye. Sibel'in yanında her gördüğün erkeği sevgilisi sanmaktan vazgeç. Bu dünyada kadınla erkeğin sevgili olmaktan başka ilişki kurma biçimleri de vardır. Arkadaş olmak gibi. Sen. Hadi Oktay çıkalım. Asiye ile konuşmak istiyorum. Neden? Senin söylediklerini bir de ondan duymak istiyorum. Bana inanmıyorsun yani. İnanmak istiyorum. Ama Asiye hakkında söylediklerinizi bir de kendisiyle konuşmam gerek. Yanımda siz de olun. Kısacası bizi yüzleştirmek istiyorsun. Olmaz. Neden? Çünkü Asiye'ye güvenmiyorum. Kendini aklamak için her şeyi yapabilir. Bak, ben sadece sana yardım etmek istiyorum. Ama kendimi tehlikeye atacak bir şey de yapamam. Kusura bakma. Asiye ile görüşmeden size güvenemem. Siz de kusura bakmayın. Peki, sen bilirsin. Aileni unut o zaman. Ahmet... Gidiyoruz. Buyurun efendim.
Kime baktın? Sineme. Hemşireyi mi soruyorsunuz? 3 numaradaki. Evet evet. O taşındı gitti. Taşındı mı? Ne zaman? Dün akşam. Dün akşama doğru. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Hı. Yok, bir şey söylemedi. Aceleyle topladı eşyaları gitti. Sağ olun. Bir şey değil. Kusura bakma, beklettim. Yo, sorun değil. Hadi gidelim. Saffet. Hadi benden bir şey iste. Nasıl yani? Benden bir şey iste dedim. Herhangi bir şey. Senin için bir şey yapmak istiyorum. Derman'ın ölümü seni çok üzdü, farkındayım. Nasıl üzmesin ki? Sonuçta can dostlarından biriydi. Sen benim için çok şey yaptın. Şimdi ben de senin için bir şey yapmak istiyorum. Benim için bir şey yaptın zaten. Varsın ya. O bana yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi gidelim artık. Saffet. Şu Köyceğiz'den getirdiğimiz adam. Adı neydi? Deniz Bey. İnşallah Deniz Bey Kemal Hoca ikna edebilmiştir. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. Hadi Zehra, geç kalacaksın. Geldim yenge. Dayım nerede? Bilmem. Sabah erkenden çıkmış. Öğretmen evine gitti galiba. Üf, yine mi ya? İstifa ettiğinden beri böyle. Çıkıp dolaşmalar. Öğretmen evine gitmeler. Evde duramıyor, ne yapsın? Boşlukta hissediyor kendini. İşi onun hayatıydı ne de olsa. Ya okul zaten çok saçma bir yer. Ama olmayınca hiç çekilmiyor. Keşke dönse. Dayını bilmiyor musun? İnadı inattır. Hadi. Geç kalıyoruz. Ailem, merak ediyorum. Yani bir kardeşin var mı? Evet Oktay, bir abin var. Demek bir abim var. Ne oldu? Bir şey mi hatırladın? Hayır, hiçbir şey çağrıştırmadı. Peki annem, babam? Annen çalışmıyor. Baban emekli. Ben çok heyecanlıyım. Merak etme. Onlar da en az senin kadar heyecanlılar. Efendim. Oktay nerede? Merhaba, nasılsınız? Sana Oktay nerede dedim. Bana cevap ver. Ne yaptın ona? Merak etmeyin, her şey yolunda. Yanında değil mi? Oktay yanında. Evet. Onu nereye götürüyorsun? Peki. Artık aramanıza gerek yok. Ben ilgileniyorum bu işle. Size de iyi günler. Onu nereye götürüyor? İyice anladınız değil mi? Anladım. Tamam, güzel. Bak şimdi burada... Sanki bir şey planlıyor gibi, baksana. Büyük hareketler, çizerek anlatmalar tamam. Falan. Anladık Pamuk. Sonra ıslak imza çıkmasın. Plan tamam. Yapacak akıl var sanki de. Tamam koçum. Yanındakiler de en az onun seviyesinde. Burada kantine nasıl gidileceğini falan tarif ediyorduk bu salak. Anlaşıldı. Tamam. Hadi gel bahçeye. İyi, hadi. Çok dikkatli olun. Tamam. Tamam, merak etme. Kimseye göstermeyin. Büyük Zafer'in geleceği sizin elinizde. Hazır ol Büyük Zafer. Yakında çok büyük olaylara şahit olacaksın. Dur sen. Bu büyük aileye katılmak ister misin? Ne diyorsun sen ya? Müzikten anlıyor musun? Evet anlarım. Seni notacı paşa yapacağım. Hoş geldin kızım. Baba. Cahit'in çalıştığı durak nerede? Kızım. Emin misin? Sadece adresi ver baba. Baba. Hadi. Gamze bugün bana ne dedi biliyor musun? Ne? Benden bir şey iste. Senin için bir şey yapmak istiyorum dedi.
Ben onun için çok şey yapmışım ya. Öyle ama yanlış değil. Ne zaman ihtiyacı olsa onun yanındaydın. Yeniden yürümesi için elinden geleni yaptın. Kendi ailesi bile istemediğinde onu sokakta bırakmadın. Ben onun hayatının aşkını öldürdüm. Saçmalama Saffet. Oktay'ı saklamakla yanlış yapmış olabilirsin. Ama onu sen öldürmedin. Gamze kendisinin kurtarıcısı olduğunu sanıyor. Oysa onun hayatını mahveden adam olduğunu bilse. Gerçek bir gün ortaya çıkarsa ne polisten ne de başımın belaya girecek olmasından korkuyorum. Tek korkum Gamze'nin benden nefret etmesi. İşte o zaman. O zaman onu tamamen kaybederim. Nasıl yani? Baban hala Gamze'nin geri dönmesine izin vermiyor mu? Hayır. Allah Allah. Ne inat varmış babanda ya. Ben sınıfa gidiyorum kızlar. Ben ne dedim ki şimdi? Ne bileyim anlamadım. Gel gel. Merhaba. 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 Nasıl gidiyor Ceren? Cemre. Ay çok özür dilerim Cemre. İsim hafızam hiç yoktur. Her şey yolunda mı? Nasıl, alışabildin mi buraya? Alışırım zamanla. Ya bak bir şeye ihtiyacın olursa biz buralardayız, tamam mı? Sağ olun. Hatta takıldığın bir yer olursa derslerde. Ne haber kızlar? Cemre, sen sınıfa. Aa niye? Konuşuyorduk, kalsana. Sınıfa dedim. Görüşürüz. Görüşürüz. Benimle konuşun. Sizinle arkadaş olmak isteyen benim. Sen laftan anlamaz mısın ya? Nasıl sıkıcı bir adamsın sen be? Seninle arkadaş olmak istemiyoruz. Anlamıyor musun? Tamam. Sen olma. Sadece seninle arkadaş olsak da yeter. Yok ya. Ne oluyor Zehra? Rahatsız mı ediyorsun? Sana ne lan? Seninle birazdan konuşacağım Sedat. Sizi rahatsız mı ediyor beni? Yok yok. İbo bak, biz gerekeni söyledik. Sen kimsin oğlum ya? Ne karışıyorsun kiminle konuştuğuna? Bu kızın sevgilisi misin sen? Arkadaşıyım. Ve senin onları rahatsız ettiğini düşünüyorum. Ne yapacağız şimdi? Ha? Ne yapacağız? Nasıl ya? İstersen bu işi bildiğimiz yoldan halledelim. Ha? Çıkışta. Ne? Arabelerde. İbo saçmalamayın. Sedat ne yapıyorsun ya? İbo lütfen. Tamam. İşte bu. Bize gel. Sabırsızlanıyorum. İbo bak. Bu gerizekalıyla kavga etmeyi falan düşünmüyorsun değil mi? Zehra. Bir daha rahatsız ederse haberimiz olsun. İbo sana bir şey sordum. Merak etme, halledeceğim bu sorunu. Şu anda bilmen gereken sadece bu. Bize gel. Sen de bize gel. İnanmıyorum ya. Kavga edecek bir ayağım. Nasıl sakin olabilirim Yasemin? Sakin ol lütfen. Kerem. Daha ne kadar gideceğiz? Biraz daha var. Çalıştın mı Sunan'ı geçen hafta işaretlediği yere? Çalıştım. Ama istediğim için değil. Sırf laf sokmasın diye. Sorma. Çekemeyeceğim şimdi onun yineleyici laflarını. Sunan'ın dersi. Evet. Sorma ya. Sunan'ın dersi. Aa, Sunan'ın dersi mi ya? Sunan'ın dersi. Çekilmez. Kemal Hoca gelse şimdi.
ders geçecek ben sana söyleyeyim. Tamam durur bu derste ya. Sorma ya, durmaz mı? Öğrenci de gelmeyecek. Of, senden şey yapacağız. Allah'ım terbiyesiz kim ya? Abi. İyi ki geldiniz hocam. Evet. Hocam, yine iki satır konuşup gitmeyeceksiniz değil mi? Vallahi bırakmayız. Hocam, geri döndünüz değil mi? Döndü. Evet çocuklar, geri döndüm. Oley be! Kemal Hoca. Kemal Hoca falan. Tamam çocuklar. Çok iyi oldu bu. Sorma ya, benim bile haberim yoktu. Yaptığınız şey çok güzeldi. Bunu söylemeye hiç fırsatım olmadı. Sağ ol. Yazdığınız oyun harikaydı. Kemal Bey. Estağfurullah hocam. Beni çok duygulandırdınız. Hocam, siz de bizi duygulandınız. Ağladık vallahi dönmeyeceksiniz diye. Bu kısa ayrılık bana şunu gösterdi. Sizden umudu hiç kesmemeliymişim. O kadar özledim ki hepinizi. Biz de özledik hocam. Biz de özledik hocam. Tekrar bir aradayız hocam. Büyük zafer için bundan daha büyük mutluluk olmaz. Sağ olun. Aramıza yeni katılan arkadaşlar olmuş. Gelmez olaydılar. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Hı? Ben Sedat. Kardeşim de Cemre. Siz de Zehra'nın dayısısınız. Oha. Bravo. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim mi? Tabii hocam. Biliyorsunuz, üniversite sınavı yaklaşıyor. Bu sınavı kazanacak mıyız? Hı? Peki. Gerçekten. Evet. Çok güzel. Merhaba. Merhaba. Müsait misiniz? Tabii, buyurun. Nereye? 4. Levent lütfen. Tamam. İnanın dönmeyeceğinizi düşünmeye başlamıştık Kemal Bey. Sümeyye her açışta istifanızı görüyordum. İçime o kadar sıkıntı verdi ki bir gün yırtıp attım çöpe. Dedim ki ya dönecek ya dönecek. Başka şansı yok. Tekrar aramıza hoş geldiniz Kemal Bey. Merak ediyorum Kemal. Seni vazgeçiren ne oldu? Aslında hepiniz. Siz, çocuklar. Ben söylenenleri duymuyormuşum. Hepsi bu. Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla yemekteydik dün gece. Yaptıklarınızın ne kadar kıymetli olduğunu görmemi sağladım. Teşekkür ederim hepinize. Herkese günü... Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Suna Hanım. Zafer Bey sabah arayıp geri döndüğünüzü haber verdi. Çok sevindim. Doğru olanı yaptınız bence. Umarım çocuklar sizi bir daha üzmezler. Biz de bunun için çabalayacağız tabii. Sadece sizin için değil tabii. Artık bu okulda hiçbir öğretmenin üzülmesine izin vermeyeceğiz. Seni bir daha üzmeyecekler, merak etme. Çünkü yaptıklarına çok pişman oldular. Oo hocam, hoş gelmişsiniz. Sefa gelmişsiniz. Sağ ol Rıfat. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sizin geri dönüşünüzün hatırına bütün çaylar benden hocam. Ben kahve içerim Rıfat. Parasını ödedikten sonra neden olmasın efendim? Ne diyorsun oğlum sen? Allah Allah. Tam yerinde ama. Şaka söyledim. Ben hemen çayları getiriyorum. Hemen çayları getiriyorum hocam. Sevecek ya.
Girebilir miyiz hocam? Çocuklar. Hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam, bizi çok mutlu ettiniz. Sağ olun çocuklar. Hoş geldiniz hocam. Size verdiğim süre doluyordu. Eğer biraz daha gelmeseydiniz vallahi sırtımı atıp ben getirecektim. Sana hiç kızmadığını söyledi Menderes Bey, biliyor musun? Bana ne faydası var anne? Hala eve dönemiyorum. O da olacak kızım. Yakında bütün siniri geçecek. Ben inanmıyorum buna. Sen bana güven. Hem bak, sana harçlık bile yolladı. Bu ne anne? Harçlık kızım, at cebine şunu. İstemem. Var benim param. Nereden var senin paran bakayım? Bunca zamanda nasıl idare ediyorum sanıyorsun? Meral Hanım'dan mı harçlık aldığımı düşünüyorsun, Saffet'ten mi? Hayır. Onlardan para almayacağını biliyorum. Sanem'den falan borç aldığını düşünmüştüm. Oktay'la bir hesap açmıştık. Para biriktiriyorduk evlilik için. Lazım olunca o hesaptan çekiyorum. Menderes Bey'in parasını istemiyorum yani. O para bitecek bir gün kızım. Al bunu o hesaba yatır. Sağ ol anne. Gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Kızım. Derse geç kalacağım. Anne. Bu olanlar için sana kızgın değilim. Elinden bir şey gelmediğinin farkındayım. Ne yapalım? Böyle olmak zorundaymış. Benim için üzülme artık, tamam mı? Görüşürüz. Rica ederim Tülin Hanım. Bir şeyler içer misiniz? Çay içerim. Evet evet, çay. Çay ben getiriyorum. Oğlum. Canım oğlum benim. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Artık seni hiçbir yere bırakmam. Fotoğraftaki kim? Kardeşim. Niye sordunuz? Merak. Ama tahmin ettim bir yakınınız olduğunu. Herhalde çok seviyorsunuz kardeşinizi. Kardeş sevilmez mi? Benim için çok değerliydi. Değerliydi? Maalesef kaybettik. Hatırlattığım için özür dilerim. Çok da gençmiş. Hasta falan mıydı? Hayır. Hastalıkla bir ilgisi yok. Kardeşim saldırıya uğradı.
Victoria cinayetinden kurtarmışlar. Arkadaşlarıyla beraber. Marmaris'e gitmişti çalışmak için. Kız orada karşılarına çıkmış. İstanbul'a getiriyorlar kızı. Okula yazdırıyorlar. Hiçbirimizin haberi yok tabii. Her şey yolunda giderken herifler kardeşimi buluyorlar. Önce dövüyorlar. Sonra da elleri bağlı bir şekilde denize atıyorlar. Korkunç bir şey bu. Gerçekten çok üzücü. Herifler yakalandı ama neye yarar ki? Kardeşim gitti. Günlerce aradılar kardeşimi o denizde. Ama bulamadılar. Akıntı kim bilir nereye sürükledi. Belki ölmemiştir. Bulunamadı diyorsunuz. Belki birileri kurtarmıştır onu. Eğer zamanında çıkarıldıysa yaşıyor olabilir. Ben doktorum. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Biz de böyle avuttuk en başlarda kendimizi. Ama o kadar çok zaman geçti ki artık böyle bir umudumuz da kalmadı. Kurtulsaydı eve çoktan dönerdi. Bence umudunuzu kaybetmeyin. Belki bir gün çıkıp gelir Oktay. Siz kardeşimin adını nereden biliyorsunuz? Siz söylediniz ya. Hayır, adını söylemedim. Farkında değilsiniz. Kardeşinizin adını söylediniz. Yoksa ben nereden bileceğim? Haklısınız. Ben biraz ileride ineceğim. Geldik zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana tanıdık gelmiyor. Oktay yeni taşındık ya. Yeni mi taşındık? Niye? Anlatacağız oğlum. Hepsini tek tek anlatacağız. Hadi gel ben sana odamızı göstereyim. Tamam. Hadi gel. Bey'le bağlantıya geçebilirsiniz. İlk bir iki gün size sürekli sorular soracaktır, dikkatli olun. Onu şüphelendirecek şeyler söylememeniz çok önemli. Merak etmeyin Miral Hanım. Her şey istediğiniz gibi olacak. Siz hiç merak etmeyin. Sağ olun. Ben tuvalete gidiyorum ya. Çay için teşekkürler. Ya gerçekten yanımda param yoktu. Önemi yok Ceren. Bir çayın lafı mı olur? Olsun. Sana bir çay borçlandım ama. Sen beni hatırlıyor musun ya? Küçüktün o zamanlar. Hatırlıyorum tabii. Ne oluyor burada? Bir şey yok abi. Ali, ne oluyor dedim. Ne olabilir ki? Sohbet ediyoruz. Para almayı unutmuşum yanıma. Ali sağ olsun çay ısmarladı. Ben de... Sen sınıfa git Cemre. Hadi, hadi diyorum sana. Kardeşimin yanında birilerini görmek beni uyuz ediyor. Uyuz pis bir hastalıktır Sedat. İhmal etme, baktır kendini. Benim uyuzluğumun tek bir tedavisi var. Kardeşimin yanında bir erkek görmemek. Beni kardeşinin yanında gördüğünde aklına çirkin bir şey geldiyse Sedat, inan bana, o yalnızca senin çirkinliğindir. Ben görmeyeli epey mürekkep yalamış bir halim var Ali. Ağzın iyi laf yapıyor. Ama edebiyat yaparak bazı gerçekleri örtbas etmem mümkün değil. Çünkü sen de erkeksin, ben de. Yani kızları sarkmanın usullerini ikimiz de biliyoruz değil mi? Cemre'nin dediği gibi Sedat. Ben ona çay ısmarladım sadece. Yani bizi yakalamış gibi davranmana gerek yok. Nasıl davranacağıma ben karar veririm. Sen yotma taş devrinin kaçıncı çeyreğinde yaşıyorsun? Kardeşine böyle davranmaya hakkın yok. Ali! Bu seni hiç ilgilendirmez. Al! Bu da senin çay paran. Başkası olsa suratına yemişti bu parayı biliyorsun. Sen de beni biraz bilirsin Sedat. Tehditlere pabuç bırakma. Kavgadan da kaçma. Ama bilmediğim bir şey var. Artık kavgaları asla ben başlatmıyorum. İlk vuran kazanır derler. Ama ben artık ilk vuran olmak istemiyorum.
Çünkü kavga etmek artık tercihim değil. O yüzden beni kızdırabilmen için tehdit yeterli olmaz. Benimle kapışmak istiyorsan ya üstüme saldırmalı ya da arkamdan vurmalısın ki seninle kavga edecek kadar kızabilirim. Artık aileyi biraz baş başa bırakalım değil mi Ahmet? Tabii efendim. Tekrar sağ olun Meral Hanım. Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Bize oğlumuzu verdiniz. Allah sizden razı olsun. Bize oğlumuzu verdiniz. Allah bütün istediklerinizi gerçekleştirir inşallah. Sağ olun. Görüşürüz Oktay. Görüşürüz, sağ olun. Ben sizi geçireyim Meral Hanım. Ha, özür dilerim, buyurun. Niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Hatırlayacaksın oğlum. Zamanla her şeyi hatırlayacaksın. Biz sana her şeyi hatırlatacağız yavrum. Çok fazla fotoğraf almışsınız Oktay'ın evinden. Umarım ailesi durumu fark etmez. Merak etmeyin efendim. Eksildikleri fark edilmeyecek kadar çoktu fotoğraflar. Sizce başarabilecekler mi? Onlar oyuncu Ahmet. İşleri insanları anlattıkları hikayelere inandırmak. Buyurun. Baba. Ona gerçeği söyleyemedim. Tamam kızım, üzülme artık. Doğru olanın ne olduğunu biliyorum. Önümde duruyor ama sonradan aklıma sen ve Zeynep geliyor, vazgeçiyorum. Ceza almaktan korkmuyorum. Sadece size bir şey olmasından korkuyorum baba. O yüzden bildiklerimi anlatamıyorum. Abisi başına gelenleri anlattı. O kadar üzücü ki. Kızım, bu işin peşini bırak artık lütfen. Son bir işim daha kaldı baba. Meral Hanım'la konuşmaya gideceğim. Boşuna uğraşıyorsun kızım. O kadından uzak dur. Hayır baba, gideceğim. Yaz oğlum. Harabelere gömülecekler. Bir ibo, iki dizdar. Neyse ya, sen yekten hepsini yaz bence. İbo ne oluyor? Bir şey yok Gamze. Eğleniyor işte. Ya ona bulaşmayın tamam mı? Boş verin. Biz de öyle yapıyoruz. Merak etme sen. Tamam. Hadi görüşürüz. 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 Hadi gidelim. Menderes Bey. Geliyorum Esra Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Okuldan dönüşte kardeşimi uğradım. Size selamı var. Aleyküm selam. Gamze parayı almadı. Neden? Parası varmış. Öyle mi? Peki, kendi bilir. Siz ne yapıyordunuz yukarıda? Hiç. Bazı eşyalarımı düzenliyordum. Bakın. Gizlice Gamze'nin hastaneden çıkması için imza verdiğim için bana kızdınız. Beni ve kızımı cezalandırdınız. Hala da affetmiyorsunuz. Ama sizin de benden sakladığınız şeyler var. Neymiş sizden sakladığım şeyler? Yukarıdaki oda mesela. O odanın kapısı neden sürekli kilitli? Ne var o odada? Çok mu istiyorsunuz bunu öğrenmeyi? Evet. Buyurun. İşte anahtarı. Gidip kendiniz bakın ne olduğuna. Ama şunu da unutmayın. O odadan içeri girdiğiniz anda evliliğimiz biter.
eşyalarınızı toplayıp gidersiniz buradan. O odada evliliğinizi bitirecek kadar önemli olan şey nedir Menderes Bey? Ben söyleyeceğimi söyledim Esra Hanım. Oraya girip girmemek artık sizin kararınız. Hoş bulduk. Ne kadar şıksınız. Teşekkür ederim Gamzeciğim. Bir yere mi gidiyorsun anne? Sadece ben değil. Siz de benimle geliyorsunuz. Hep birlikte yemeğe gidiyoruz. Hayırdır? Neyi kutluyoruz? Son bir iki haftadır kötü günler geçirdik. Hepimiz için bir değişiklik olur diye düşünmüştüm. Eğer isterseniz iptal edeyim. Hayır hayır etmeyin. Bence çok iyi düşünmüşsünüz. Biz de geliyoruz. Öyle değil mi Safet? Gamze gitmek zorunda değiliz. Ben hemen hazır olurum. Hep böyle düşmanmışım gibi mi davranacaksın bana? Şu aralar içimden başka türlü davranmak geçmiyor anne. Kusura bakma. Ha ben hazırlanayım. Geç kalmayalım. Meral Hanım bugün şirkete gelmeyeceğini söylediler. Peki yarın burada olurlar mı? Programın ne olduğunu henüz bilmiyorum. Ben isminizi alayım. Kendileri size geri dönüş yaparlar. Gerek yok. Ben yine yarın uğrarım. Siz bilirsiniz. Hadi Nurcan, daha bitmedi mi işin? Meral Hanım akşama mavi restoranda yer ayırmamı istedi. Onu halledeyim hemen çıkarız. Tamam, bekliyorum. Tamam. Anladım, tamam. Peki. Ahmet, bu Asiye rahat durmayacak anlaşılan. Ona gerekli uyarıyı yapalım. Hem de en sert şekilde. Anlaşıldı efendim. Müsaade edin. İşimiz bitmedi Gamze. Seninle daha işimiz bitmedi. İyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Her zamanki yerde bekleyeceğim seni. Büyük Zafer'de yarım kalan işlerimizi tamamlamanın zamanı geldi. Bana ne oldu? Niye saldırdılar? Bir toptancı dükkanımız vardı, hatırlıyor musun? Hayır. Biraz işleri büyütmek istedim. Tepeciden borç aldım. İşler istediğim gibi gitmedi. İflas ettim. Tabii tepeci verdiği borcu tahsil etmek için peşime düştü. Dükkanı verdim ama borcumu kapatmadığını söylediler. Para bulamıyordum. Tehdit etmeye başladılar. Canımdan başka verecek hiçbir şeyim kalmamıştı oğlum. Bana zarar vereceklerini düşündüm ama seni yakaladılar. Geliyorlar. İşte bu. Bu benim, tamam mı beyler? Tamam, tamam tamam abi. Ha kızı da getiriyorlar.
başına gelenlerin sorumlusu benim. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Adamları niye polise ihbar etmediniz? Etmez miyiz oğlum hiç? Ama herifler bu işten sıyrılmasını bildiler. Hiçbir şey iddia edemedik. Ne bir görgü tanığı vardı ne elimizde bir kanıt. Buraya yeni taşındığınızı söylediniz. Evet. Şikayetçi olduk diye hepimizi öldürmekle tehdit ettiler. O yüzden buraya kaçtık. Bir de geriye kalan paralarını istiyorlar tabii. Kimse buraya taşındığımızı bilmiyor. Arada oradaki arkadaşlarla görüşüyoruz. Her yerde bizi arıyorlarmış. Kaçak hayatı süreceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Ben ne yapıyordum peki bana saldırmalarından önce? Benim yanımda çalışıyordun. Liseyi bıraktın. Ben okumak istemiyorum deyip yanıma geldin. Hangi okulda okuyor? Gültepe. Gültepe Lisesi. Şimdi burada ne iş yapıyoruz? Ben iş arıyorum. Biraz birikmişimiz var. Babamın emekli maaşı var. Bir şekilde idare ediyoruz. Peki beni niye aramadınız? Yani onca zamandır niye bulamadınız beni? Aramaz mıyız oğlum? Polis öldüğünü söyledi. Seni bulamadıklarını söylediler. Halbuki Meral Hanım bulmuş seni. Kaç zamandır seni iyileştirmek için uğraşıyormuş. Peki o sizi nasıl buldu? Söylediğine göre olayın üzerinden biraz zaman geçmesini beklemiş. Sonra emniyetteki arkadaşlarını devreye sokmuş. Kim olduğumuzu bulmuş. Ama İstanbul'dan taşındığımız için bizi bulması biraz zaman aldı tabii. Sana kavuştuk ya. Allah'ıma hep dua etmiştim. Allah'ım yavrumu bana bağışla diye. Ne yalan söyleyeyim. Korkup gelmeyeceksiniz sandım. Çocuklarla dedikodunuzu yapıyorduk. Bizi ne zaman kaçarken gördün artist Sedat? Bugün göreceğim bizler. Buraya kavga etmeye gelmedik Sedat. Affet bizi abi, planı çalmayacaksınız değil mi? Bana uymaz, biliyorsun. Bak Sedat, biz kavganın, şiddetin bir şeyi çözmeyeceğini öğrendik. Öfkeyle kalkan zararla oturur birader. Ben sinirime hakim olamadım. Tercihimi kavgadan yana kullandığım için hapse düştüm. Karşı taraf şikayetçi olsaydı bir yıldan fazla yatardım. Bir saat bile kalmak istemezsin öyle bir yerde, eminim. Almanya'da hapiste 6 ay kadar kaldım İbo. Ben de sana anlatırım orada yatmanın ne demek olduğunu. Belli ki ders almamışsın. İbo hapse girerek gördü zararını. Biz de başka türlü. Mesela benim iki defa kafam yarıldı. Yazık sana. Kavga ettiğimiz Kerem ve çetesi beni neredeyse öldürüyordu. Yadi'nin posta koyduğu herifler babasının dükkanını kundaklamaya kalktı. Bize şiddeti şiddetle çözülemeyeceğini bıkmadan, usanmadan anlatmaya çalışan öğretmenimiz mekan basıp sorumsuzca davrandığımız için kalp krizi geçirdi. Yaşadığı için hepimiz çok şanslıyız. Bugün sınıfa gelen Kemal Hoca'dan bahsediyorum. Anlayacağın, artık kavga gürültü istemiyoruz Sedat. Gel, adam gibi geçinmenin yolunu bulalım. Bütün zamanımızı birbirimizi yere geçirmenin bir anlamı yok. Gel bu kavgayı başlamadan bitirelim. Ne oldu oğlum size? He? Hepiniz mal mevladı oldunuz lan. Bir tane delikanlı yok mu lan aranızda? Yok mu oğlum benimle dövüşecek bir tane erkek ha? Sen bilirsin. Hadi. Hadi. Nasıl kaçtığınızı herkese anlatacağım lan. Adam değilsiniz lan siz. Korkak herifler. Korkaksınız lan siz. Oh! Bizden! Ne oldu bizden? Bizden! Bizden! Şirekiye mi senin? Bizden! Ensesi ne oldu? Bizden! Komiser kanka! İyi misin? Bizden! Vallahi öyle. Ben sana bu herifler laftan anlamaz demiştim değil mi? Konuşarak olmayacak bu işi bu. Bırak. Dur! Bizden! Bizden! Dur! Dur! Siz kalın. Kalın. İbo yapma. İbo bir şey yapma. Hadi! Hadi! Evet hadi vursana. Vursana. İlk hamleyi yapsana. Hadi. Hadi. Vursana. Ne duruyorsun, vursana. Bu bizden akan son kandı. Bundan sonraki sizin kanınız olur.
Merhaba. Merhaba. Aa, merhaba. Ben sizi nereden tanıyorum? Tedavi olduğun hastanede karşılaşmıştık seninle. Bir meslektaşımı ziyarete gelmiştim. Evet, yüzüğümü düşürmüştüm. Siz bulmuştunuz, hatırladım şimdi. Merhaba Siyah Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nereden tanışıyorsunuz? Bir arkadaşımı tedavi ediyor Asiye Hanım. Evet. Tesadüfe bak. Şirketinize uğradım. Burada olacağınızı söylediler. Sizinle konuşmamız gerekiyor. İzninizle çocuklar. Buyurun Asiye Hanım. Niçin geldiğinizi biliyorum. Artık bu konuyu düşünmenize gerek yok. Ben her şeyi hallettim, merak etmeyin. Sessiz sedasız halledersek daha iyi olur. Tabii. Kimseye söylemem. Güzel. O zaman anlaştık. Ben şimdi Ahmet'i arayıp talimat vereceğim. Ahmet, Asiye Hanım yanımda. Biz gerekenleri konuştuk. Siz de teslimat konusunda kendisini üzmeyin. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamamdır. Asiye Hanım. Asiye Hanım. Oturmaz mısınız? Birlikte yemek yerdik. Yorgun görünüyorsunuz. Hem biraz soluklanmış olursunuz. İsterseniz buyurun. Gitmem gerekiyor. Size afiyet olsun. Asiye Hanım'ın sıkıntısı nedir anne? Ne istiyor senden? Para. Arkadaşımız özel kliniklerinde tedavi gördü. Hastaneden çıktığından beri ödeme yapmamış. Biraz nakit sıkıntısı vardı. Ödemeyi ben üstlendim. Benim de ödeme yapmayacağımı düşündü herhalde, o yüzden gelmiş. Ödeme emrini mesajla göndermiştim, onu gösterdim. Hallettik. İş mi konuşacağız bugün? Hadi sağlığınıza. Sağlığınıza. Aslan kardeşim. Ben bakıyorum. Oktay. Oktay. Ne oldu? Oktay, koş bak bakalım kim geldi. Hadi git. Hadi çabuk ol. Hadi, hadi ol. Git. Hadi çabuk ol. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Sıralara